Sevgili dostlarım, Antalya'ya geldik. Niye geldik? Bir tane Mako tekne aldık biliyorsunuz. Sevgili Ercan'ın teknesiydi. Ondan satın aldık. Onun ruhsat devri için geldik. İşlemlerimizi de bitirdik. Sevgili Ercan da çok iyi bir balıkçı, çok iyi bir dalgıç. Aynı zamanda milli bir sporcu. Doğru mu? Zıpkınlı balık avı. Zıpkınlı balık avı konusunda milli takım sporcusu. Kulvarlarımız farklı. Biz sport fishing ve keçen release'ciyiz. Biz de zıpkın, su altında. O da zıpkıncı. Dedi ki abi buraya kadar gelmişken aslan balıkları var tuttum gel dedi aslan balığı yiyelim. Ben hiç aslan balığı yemedim bu zamana kadar. Çünkü oltayla çok yakalanan bir balık değil aslan balığı. Nadiren yani daha ziyade zıpkıncılar avlıyor. Şimdi geldik. Kepez'de belediyenin yaptığı bir natural bir çarşı var dedi. Şimdi orayı da gezeceğiz. Burada balık marketler var. Balık restoranları var. Evet, Kepez balıklara bakacağız. Balıkların fiyatlarına bakacağız. Hemen şimdi geçiyoruz içeri doğru. Balık durumu nasıl Ercan? Balık Antalya'da. Durumu önceki yıllara göre az abi balık. Her yani, geçen sene biraz daha azalıyor diyebilir miyiz? Evet, her geçen sene biraz daha azalıyor. Niye katliam yapıyorlar çünkü? Şimdi önceki yıllarda bu kadar tekne sayısı yoktu, bu kadar insan sayısı yoktu, çevre kirliliği bu kadar yoktu. Yani, ama oltacılar mı sebep oluyor sence buna? Yani oltayla balık tükenir mi? Hayır, ben hep trole gırgırı atıyorum hep şeyi de. Herkes etikte değil galiba. Tüple dalan da var. Bilmem ne yapan da var. Şimdi hepsi var ama bir trol balık avladığı zaman 60-70 ton, 80 ton, 100 ton balığı aynı anda kaldırabiliyor. Gırgır ama bunu zıpkınla, sportif avcılık yapan, oltayla avlanan bir tane balık yakalar, 3 tane, 5 tane, 80 ton balığı yakalayamaz. Doğru. Ya tabii canım. Yani benim ömrü hayatım boyunca yakaladığım balığı bir tane gırgır bir günde kaldırıyor. Sportfişle balığın bitmeyeceğini ben biliyorum. Bir de şimdi oltayla balık yakalayan kişilerin hedefi belli. Sen mesela trofe balıkları yakalıyorsun abi. Orkinos. Ben bir de gerisi alıyorum. Akya, tranca. Bir tane yemeğe ayırıyorsun balık. Gerisini denize bırakıyorsun. Ama trolde gırgırda böyle değil. Kürdükleri zaman hedef dışı. Tabii küçük balıkları da alıyorlar. Her çeşitli. Yasak balıklarda. Hepsi ölüyor. Katliam oluyor. Vatos var. Köpek ya zaten var, bir gırgırda ağın toplandığı ağını şöyle bir videosunu çeksem. Bir gırgır troll müsaade etse çıksan üstüne. Ben yıllar önce çıktım ama o zaman YouTube kanalım yoktu. O manzara hala gözümün önünde. O resmi de bir yerden belki bulurum. Resim çekmiştim orada. Korkunç bir görüntüydü. Şimdi çarşıyı geziyoruz. Gelin balık fiyatlarına bakalım. Antalya'da balık fiyatları nasıl? Evet, sonra şöyle dolaşıp hepsini gezelim. Senin son aslan balıklarına gelelim. Artık her şeyin fiyatı el yakıyor. Doğru mu? Evet. Balık fiyatlarında durum nasıl? Bir bakalım. Çok bu karidesin doğal rengi değil biliyorsun değil mi? Troller bir kimyasal döküyor bana bu renkte kalsın diye yakaladıkları anda. Biliyor muydun? Bilmiyordum abi. Acayip pis kokan bir kimyasal. Yoksa karides normalde gri ve hatta siyah olur ya. O ilaç dökülüp kırmızı kalması sağlanıyor. Bilgin olsun diye söyleyeyim. Ben trolde döktüklerini de gördüm. Sarı kanat 230 lira. Barbun 400 lira. Barbun 400 lira. Barbunlar ithal mi? Buranın yerli barbunu. Bizim kaya barbunu dediklerini. Bu normal keserbaş barbunu abi. Tamam. Şunlar paşa barbunu. Bir de kaya barbunu. Kaya barbunu biraz daha rengi koyu kırmızı oluyor. Şu bizim yakaladıklarımız değil mi Serhat? Yok onlar değil. O değil abi. Bunun biraz daha büyüğü onlar. Bunlar bu sarı çizgili olduğu için Suat abi buna paşa barbunu deniyor. Paşa pantolon. Yani Antalya'da da paşa pantolon derler genelde buna. Baraki de var. 250 lira. Barakuda var. Norveç somonun 320 lira olması çok garip geliyor bana yani. Eskiden ucuzdu somon. Şimdi artık pahalı. Balık yemek bayağı lüks oldu diyebilir miyiz abi? Biraz oldu. Evet, fiyatları yani geçen seneyle kıyasladığında nasıl bir artış oldu? Altınla yarışıyor diyebiliriz abi. Altınla yarışıyor. Altın yiyelim daha iyi. Gelin devam edelim. Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Hayırlı işler olsun. Bak burada güzel süslenmiş bir tezgah var. Işıl ışıl. Burada neler var bakalım. Burada barbun 230 lira. Lagos var bir tane. Kum girdası aynı zamanda. Kum karides, evet. Onda fiyat yazmıyor herhalde. Daha yeni geldi onlar tezgah. Kapalı yakalamış. Daha yeni geldi. Sübiye var, kalamar var. Senin hedef yem nerenin Suat abi? Şimdi ben geçen 33 tane kalamarı yem yaptım Hatay'da. Yani kalamarlığın her biri de bundan büyük de öyle düşünüyorum. Şimdi kiloyla çarpınca demek ki 5 milyarlık yem yapmışım. Aynen öyle abi. Artık kalamarı yakalayıp yem yapmak da dert. Fiyatlara bakıyorsun. Yani ticari balıkçı nasıl kalamarla gitsin canlı yem yapsın artık değil mi? Hani biz işin para tarafında değiliz ama bu maliyetlerle balıkçılık da bence pahalı bir spor haline geldi. Ekipman fiyatları da bunlar işte. Karadeniz palamudu abi. Öyle senin mi? Antalya'da çıkıyorum kuzey ki Karadeniz palamudu burada. İşte oradan son, geliyor. Son zamanlar artık. Bizim yazılılardan değil belli. Hamsi 150 lira, 100 lira. Yine istavrit var, hamsi var, mercan var. Uskumru var, bayılırım. Ha uskumru. Ama boğazın uskumrusuna bayılırım. Ege falan çok keyifli olmuyor genelde. Mavraki ne? Kefal değil mi abi? Kefal. Mavraki Karadeniz'in. Öyle mi?
Orada Mavraki'ye geçiyor. Kefale Mavraki mi diyorlar orada? Evet. Ben ilk defa duydum mesela Mavraki'den de. Evet işte. Vallahi hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Karadeniz mezgidi yine. Böyle Karadeniz mezgidi küçük oluyor abi. Abi Tuzla'da sarı mezgit dediklerim bu mesela. Sarı mezgit diyorlar bana. Bizim Tuzla'da. Tavası güzel oluyor. Evet. Ha aynen bu tava da güzel oluyor abi. Yine çimçim karides var. İstavrit var. Şey Tralbuş'ta abi. Şu kuzu değil mi abi? Şu kuzu. Şurada tral var. Şu ikisi tral. Şu dülger. Bir kilo yok. Şöyle göstereyim. Şu dülger. Bir kilo kuzuyu görünce oturup ağlayasım. Şu çizgili karides. Oturup ağlayasım geliyor benim bir kilo kuzuyu görünce. Ha? Hani. Çizgili karides nereden çıkıyor? Buranın abi. Buranın mı? Ha buranın. Bu Mavi Kent taraflarında. Burada yine Kemertekir o taraflarında çıkıyor. Yine Barakuda var. Çupra levrek var. Yani genel anlamda bildiğimiz balıklar. Kırsı ne kadar olmuş? 100 lira. Sardalya. Sardalya. Biz 10 kasa döküyoruz biliyorsun denize. Sardalya'da orkinos avcılığında, derin suda, mercan avcılığında kullanılıyor. Ya bu tirsi. Sardalya'nın büyük tirsi. Yarışmada bize bu fiyata satmıyorlar ki. 400-500. Kaptırdığına. Denizde en yağlı balık omega 3 oranı en yüksek sardalya olduğu için. Yağlı olduğu için orkinos da seviyor. Dünyadaki en büyük göç de sardalya göçü abi. Evet. O yüzden orkinoslar çok seviyor bunu. Karpuzcuk diye bir balık var arkadaş. Evet bu mercanın küçüğü. Bana izmarit gibi geldi. Mercan türünden abi karpuzcuk. Öyle mi? Bir balıkçı olarak bilmediğimiz çeşitler var hala bir sürü. Ben yakalamadıklarımı bilmiyorum. Çünkü bunlar oltayla yakalanmıyor çoğu. Evet tabii abi. Gır gır troll. Genelde troll. Şimdi alara balığın reklamları duydunuz burada hemen. Yine bak bu karidesin rengi daha güzel doğal. Evet. Oradaki kırmızılar dedim ya yemiş kimyasalı. Evet. Kaya barbunun rengi böyle kırmızı oluyor. Hı-hı. Ve büyük oluyor kaya barbunu. Ben yine burada seviyorum. Bir tane kalkan balığımız var. Kalkan artık el yakıyor. Fiyatları çok yüksek. Kaya barbunu herkesin 650 lira. 650 lira kilo bu arada arkadaşlar. Param olsa ben de yesem. yine burada dil balığımız var. Evet. Bak burada şimdi taze kalamarımız var. Ya. Yunanistan'da bu gümüşü bir yapıyorlar, yemeye doyamıyorsun. Herkes bilmiyor ama çok lezzetli bir balık ben bu abi. Ben normalde çok severim Yunanistan'da hep gümüş yaparlar. Daha da ufaklarını böyle çıtır çıtır yaparlar bunu. Palamuttan köfte de yapıyoruz. Palamut köfte. He, palamut köfte. Karadeniz çok... palamutu değil mi? Karadeniz falan palamut, değil evet. Yani. Bu bir tane Karadeniz palamundan böyle iki tane çıkıyor abi. Biz daha ne yiyeceğiz zengin. Sen onu söyle. Evet, şimdi geçiyoruz. Bir mutfağa bakalım temiz mi, pak mı? Evet. Bak, buyurun. Bakmış, evet. Ustamız da geldi. Bilal şefimiz de burada. Evet. Bilal Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şimdi dikenler ayıklanmış galiba. Ben bunu denizde avlarken dikenlerini kestim. Burada temizlerken herhangi bir... Sen dikenlerini neyle? Bıçakla mı makasla mı? Bıçakla kestim abi. Ha. Normalde makasla kolay oluyor tavuk da. Tavuk makası var ya abi. Aslında tavuk makası çok güzel kesiyor bunu. Baba bir aslan balığımız var. Suat abim için özel vurdum bunları. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bugün... Bilal şefimiz bundan bize aslan kokoreç yapacak. Aslan kokoreç. Evet. Kokoreçi de hiç sevmem. Bayılırım. Filetodan girdi. Evet. Evet. Aslan balığı nasıl ayıklanır? Hadi bakalım. Dikenleri zaten ayıklanmış. Evet. Dikenlerini ben kestim. O kılçığı atıyor mu abi? Çorba yapıyoruz ondan. Şurasını ızgara yatsan kıtır kıtır böyle zeytinyağlayıp. Abi çok yapalım. Memnun olurum ben. Kıtır kıtır yerim ben onu. İskeletini. Tamam abi. Şimdi tamam. Normalde etin en lezzetli yeri kemiğe en yakın yer. Ette de öyle. Evet. Bence balıkta da öyle yani. Kemiğe en yakın yerler zaten sashimi yapıyoruz biz. Orkinos falan yakalayınca. O işi bilen müşterilerimiz bizim. Hı-hı. Balığın kemiğini de mutlaka istiyoruz abi. Tabii. Şimdi derisini alıyor ustamız. Evet bugün menüde aslan balığı kokoreç var. Peki bir yandan ayıklarken bir yandan neler yapıyorsun kokoreç? Yani ince kıyıyorsun bir kere kokoreç gibi onu anladım. Sebzeli. Ben onu bildiğimiz bir ekmek arasında yapmıyorum. Tamam. Güveçte yapıyorum ben onu. Çok lezzetli oluyor. Biz güzel. Yerken adil bir şekilde notumuzu vereceğiz. Tabii. Bu konuda son derece dürüstsüz yani olmuş olmamış deriz. Bozulmak yok. Tavsiyeleriniz önemli. Adam kayırmıyor. Kimseyi kayırmıyoruz öyle söyleyeyim. Evet. Ha? Bizim için önemli tavsiyeleriniz. Ben de balık plaki yapıyorum çok güzel bak. Balık plakiye de bayılırım. İnşallah denizde Suat abimle kendisiyle de yapacağız bu balıkları. Evet karavanda. Karavanda yapacağız. Nail abi karavana özel mangal yaptırmış. Lazerde kestirmiş. Katlayınca böyle ufacık bir şey oluyor. Açıyorsun. Tık 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 modüler bir şey. Üzerinde Suat Yiğit yazıyor. Amcam ya. Amcam sağ olsun. Şimdi aslan balığının çok lezzetli olduğunu duydum. Ama ben hiç yemedim.
Aslan balığının şu özelliği de var. İçi en temiz balık. Hiçbir leke yok. Ben çok şaşırıyorum. Kar beyaz yani. Kar beyaz. Ben bunu denizde açtım ya abi. Hı-hı. Beyaz bir midesi var, tertemiz. Hiç pisliği çıkmıyor diğer balıklar gibi. Şimdi bunu avlayan arkadaşlarımız için ben yine bir dipnot düşeyim. Bunun en zararlı dikenleri burada oluyor. Avlayan kişilere ricam bu balığı avladıklarında önce öldürsünler. Öldürdükleri zaman dikenini daha kolay keserler. Buradan beyine bıçağı sokuyorum, öldürüyorum. Önce buradaki dikenleri alıyorum. Sonra yüzgeçteki dikenlerini alıyorum. Bir tane de şurada zehirli dikeni var kuyrukta. Bunu alıyorum. Karnını alıyorum. Eğer biz bunun derisini yüzeceksek pulunu almıyorum. Şu an bunun pulunu almadım ben. Kokoreç yapacağımız için Suat abi. Ustamız sadece derisini alıyor. Sen ızgara yapacağın zaman atıyorum. O zaman pulunu alıyorsun. Tabii. Derisiyle mi pişiriyorsun? Izgara yapacaksak, tava yapacaksak pulunu alıyorum. Gerçekten çok temiz bir şey şey. Et. Aynen. Süt beyaz. Etleri çok iyi abi. Antalya sularına girdiğinde insanlar temkinli bakıyordu. Yenilip tüketilmeye başlayınca etini güzel olduğunu görünce herkes tüketilmeye başladı. Hatta Antalya'da yıllık bunun yarışması da oluyor. Avlama yarışması oluyor. Büyükşehir Belediyesi düzenliyor. Her yıl yarışması var. Aslan balığı yarışması. Aslan balığı yarışması var. En çok en büyük yakalayan. İki kategori de var. Bu şimdi istilacı türü diye zaten yakalanmasını tavsiye ediyor herkes. Evet abi. Teşvik de ediyor. Zıpkınla mı yine? Bunları yarışma. Zıpkınla abi. Ercan'ın bir özelliği daha var. Bunları canlı da yakalıyor. Canlı mı getiriyorsun? Canlı ben bunları canlı da yakalayabiliyorum kepçeyle. Şimdi öyle bir bilgi geldi Serhat'tan da Türkiye'ye girmeden önce bu balıklar akvaryum tabii. için 10 bin dolarlara falan tabii. kadar çıkan fiyatlarla satılıyormuş önceden. Deniz suyu akvaryum o zaman doğru mu? Tabii tuzlu su akvaryumu. Görüntü nefis çünkü. Aslan balığı taşın altında ters bir şekilde durabiliyor. Yani çok ilginç bir balık. Taşın tavanında ters bir şekilde durabiliyor. Peki kamuflaj oluyor mu? İşte taşın tavanında durduğunda oluyor. Sadece dikenlerini görebiliyorsun abi. Taşın tavanına resmen böyle yapıştırıyor kendini. Nasıl kokoreç yapılıyor çekelim mi? Bence çekelim. Kesinlikle abi. Kokoreçi de menümüze alalım. Zaten denizle uğraşan kişiler abi, balığa gönül vermiş kişiler de aşçılık da mevcut. Tabii. İyi kötü karnını doyuracak şekilde aşçılık var. Denizin ortasında lokanta olmuyor her zaman. Mecbur karnımızı doyurmak için öğreniyoruz. Amerika'da abi kendi tuttuğu balıkları kesinlikle bayanlar ayıklıyor. Dikenini her şeyini. Şimdi şöyle mutfağa doğru geçelim. Hadi bakalım. O Ersin abim de hoş geldi. Merhaba. Ben hoş geldin abi. Hoş duramadık. Kayıt abi. Yapmadan duramadık Ersin abi. Gayet hızlıymış. Beklediğimden hızlı oldu. Salata da geldi. Öf diyorum. Bandır. Başla. Saldır. Tavuk balık kelle yenir elle biliyorsun. Şimdi evet. Bu aslan balığı. Balık evet mı? Aslan balığının kokoreci Ersen abi bu. Süper elinize sağlık. Öf şahane diyorum. Gözüküyor. Evet. Hemen lezzete sudan yürüyüp söylüyorum arkadaşlar yorumu. Şimdi bunu 3 gün ben dolapta dinlendirdim. Daha lezzetli olsun diye. İşte Suat abinin gelişine denk getirdik. Test yapsın. Bir test yapsın. Çok iyi. Serhat'cığım bütün yapılış aşamasını çektik mi? Evet abi. Burada önemli olan balığı yaptık. Aslan balığını ilk defa yiyoruz. Eyvallah her şey süper. Ama herkes balıkla nasıl kokoreç yapılacağını da öğrensin. Bir bilgi evet. daha paylaşmış oluyoruz. Evet, çünkü evet. bu sebzelerle, bu kombinasyonla, bu baharatla aslında elinizde ne balık varsa zaten güzel lezzetli bir şey yersiniz. Bir balığı harika hale getirebiliyorsunuz. Yani. Evet ben tadına baktım gerçekten çok güzel olmuş. Aslan balığı da lezzetli bir balık demek ki. Bize afiyet olsun diyorum ben. Burada artık videoyu kapatmak istiyorum çünkü of kılçıklar geldi. Kapatamıyoruz abi. Kılçıkları abi dedim atmayın. Izgara yapalım. Ersen abi. Bir de cips geliyor. Bence bir balığın en güzel yerleri. Haklı mıyım? Evet. Haklısın abi. Biz bir kere daha bir kapanışmışız abi. Serhat'cığım, aslan balığı, Ercan. Kılçık, ızgara. Her şey oluyor. Her şey oluyor. Bakar mısın ya? Abi muhteşem görüntü, şey. Yalnız görüntü inanılmaz değil mi abi? Harika ya. Abi şu sosa batır Ersan abi. Ben şu tatlı acıyı çok seviyorum. Ya bak, kalamar olmuş şu an. Kalamar sosuna batır Ersan abi.
Yerken bir görsün herkes. Abi ne kalamarı, çok güzel olmuş gerçekten. Kalamarın üstünde bir lezzet bence. Bence de. Yani çok daha yumuşak kalamardan ve çok değişik bir lezzet denedim. Evet. Aslan balığı da tertemiz bir balık abi gördüm. Evet. Yani. Ben çok beğendim. Ben bir zamandır Ercan sağ olsun alıştırdı bizi birkaç senedir. Öyle mi? Rica ediyoruz, ara ara getiriyor bir tane iki tane. Kesin yapıyoruz yani çok. Benim Anamur'daki kardeşim var öyle. Aslan balığı şeyi bu, uzmanlığı bu. Ondan sonra abi sana bol bol yapıp getireceğim diyor, söz verdi. Bekliyoruz hala. Bekliyorum aslan balıklarımı. Bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Aslan balıklarını insanlar esasında böyle öğrenmesi lazım. Ve bunun değeri çok güzel. Evet. Denizin de zararlısı. Evet. Buna insanlar talepte bulunursa, yani vurulur, yenirse, bir arz talep değeri, arz talep varsa herkes yakalamaya başlar. Orada da tükenmeye başlar. Evet. En azından denize de faydalı olarak, gıda olarak da işe yarar. Evet, aynı zamanda 150 TL'ye kadar çıktı kilosu. 100 lirayla 150 lira arasında ekonomik değere geçti. Tabii yani. Ekonomik değere de geçti her zaman. Ben sana şöyle söyleyeyim, piyasayı yükseltmeyeyim ama hani bence pahalı birçok balıktan daha da güzel, çok lezzetli tabii, balık. Tabii, çok lezzetli. Yani o fiyata buluyorlarsa alsınlar. Bence bu 150 liraya hamsi yiyeceklerini. Kesinlikle. Hamsi de güzel. Onda bir şey demiyorum ama bu da ayrı bir güzel. Yalnız keserken, biçerken dikkat etsinler. İğneleri falan. Evet. Biraz yandım Allah. Biraz yandım Allah demesinler. Evet. Yardım olmaları gerekiyor. Kokoreçe bayıldım. Ama şu şeyine, cipsine. Bir de şu sos da yiyeyim. Serhat bize yedirmeyecek herhalde. Belli oldu. Hakkını helal etsin. İzleyenler, pardon, yiyenler diyorum. Evet. Ama her şey nefis olmuş gerçekten. Buradan teşekkür ediyorum kardeşime. Pişiren arkadaşıma da eline sağlık diyorum. Size sağ olun. Burada kapatıyoruz artık. Herkes aslan balığı yakalamaya çıkıyor önümüzdeki hafta, buna eminim. Usta konuşturmuş ya. Becerisi konuşturmuş çok. Konuşturmuş evet. Buranın yerin ismi de var hatta. Alara Balıkçı. Evet. Erastı arkasında. Kepez Balık Pazarı'nın içinde. Kepez Balık Pazarı'nın içinde. Lezzetli balık yemeye gelin buraya arkadaşlar. Ve uygun fiyatlı. Buranın özelliği abi. Tezgahta kilo ile alıyorsun, pişiriyorlar sana. Bir kilo balığı pişirmeye burada 50 lira ücret alınıyor. Aslan balığı nasıl pişirilir, nasıl yenilir çektik. Vedalaşıyoruz burada artık. Herkes tutsun balığını yesin arkadaşlar bu saatten sonra. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.